Hazırım. Evet, merhabalar. Van'dayız. Urartu Havacılık'tayız. Burada birçok kişi çalışıyor. Kızlarımız şu anda ağır gibi çalışıyor. Günde bir ya da bir buçuk sıra yapabiliyorlarmış. Bu kızların yavaşlığından değil, işin zorundan. Çok güzel ipek ve ipek üzerine ipek yine bir metrekare ortalama halılar yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar tabii takdir edersiniz çok zor bir iş, çok değerli bir iş. Çok uzun süre zaman ayırmamız gereken bir iş. Bir yıl kadar sürüyormuş bir metrekareyi. Ve burada da bir tane o bahsettiğimiz örneklerin en güzellerinden, en değerlilerinden bir tanesini görüyoruz. Pazarik halısı. Doğru söylüyorum değil mi arkadaşlar? Pazarik halısı ilk bulunan halı deseninin örnek alınarak yapılmış. Şu bittiğinde bir bitiş burada. Burada genç kızımız şuralarda az görmeye başlıyor şu bölümüne kadar geldiğinde. Burada kör oluyor. Şuraya kadar kızımız buraya kadar evlendi. Ondan sonra almıyorlar. Ama bu halıyı sattıktan sonra tabii ki o ameliyat parasını çıkartıp tekrar el elde baş başta evlenebiliyor. İstanbul. Evet efendim. Van Edremit arasındayız. Van'ın en büyük halı atölyesindeyiz şu anda. Hem atölye hem satış ortası. Mükemmel bir yer burası. İstediğiniz her türlü halıyı İran, Türk, Kafkas, Irak, Kırgız, Kürt tüm halıları bulabiliyorsunuz. Ve şu anda bir halı atölyesine ziyaret edeceğiz. Halı atölyesi hemen nasıl dokunur, ne yapılır? Küçük bilgiler sunmadan önce. Evet burada burada arkadaşlarımız, kızlarımız çalışıyorlar. Çoğunlukla ipek üzerine ipek çalışıyorlar. Gerçekten çok zor yapılan ve çok değerli halılar. Ve şimdi arkadaşlarımıza şöyle bir göz gezdirelim. Bir tane örnek hemen şuradaki gibi. Van kedisi olacak değil mi bu? Evet. Van kedisi örneği. İpek üzerine ipek, doğru mu söylüyorum? Ve İran halılarının da olduğunu söylemiştim. İran'dan gelen kızlarımız da var sanırım. Ve bir tane arkadaşımız da bir kolay gelsin. Sağ ol. İran halısı. İran halısı mı? Kolay gelsin bacım. Bacı değil. Dur arada kaldım ben. Bu özür dilerim. Abim. Sana teşekkür ediyorum. Abim. Kardeşim rahatsız etme. Abla ne kadar sürüyor bir günde? Ne kadar sıra yapabilirim? Günde 35 sıra atıyorum. Günde 35 sıra atıyorum. Ara. Yanımda 7'de kalıyorum. Kimden? 7'de kalıyor genelde abi. Gün, bunu yapmayın. Bunu tamamlamanız. Bacım bunu tamamlamanız ne kadar sürüyor? 1 sene 35 gün. 1 sene 35 günde evet. Bir tane şey büyüklük olarak kaç metrekare oluyor bu? 35 metrekare abi. 35 metrekare bir senede. Yani bu hani çok dokunca gözler falan zarar görüyor diyorlar. Siz görebiliyor musunuz? Benim kardeşimin gözleri kör oldu. Sonra doktora götürdük sattığımız halı parasıyla. Anca işte bir gözünü açtırabildik. Öbür gözünü seneye inşallah. Biliyor İnşallah Allah sağlık sıhhat versin. Yormayın kendinizi bu kadar. Bu kimler alıyor sizin yaptığınız halıları? Bu Urartu. Amerikalılar alıyor genelde. Amerikalılar falan geliyor. Amerikalılar çok iyi ödüyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Bu savaş açmasaydı daha çok ödeyeceklerdi de. Anladım. İşte bu şerefsiz düşün. Neyse bacım siyaset yapmayalım. Evet. Ben de istemiyorum ama içimden gelenler bunlar. Olsun. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bacım kolay gelsin. Sağ ol. Bu halı ne kadar sürede yaptınız? Şu kadar sırayı ne kadar zamanda yaptınız? 8 ay. 8 ayda bu kadar mı yaptınız? 8. Siz niye yavaş yaptınız öyle? Kocam izin vermiyor. Kocanız halı atölyesine az gönderiyorsun. Part time. Part time çok. Anladım. Peki ne kadar daha böyle bu kadar ne kadar zaman ne kadar zamanda bitecek bu halı böyle part time çalışmakla falan? 8 sene. Ne kadar ayıptır söylemesi ne kadar para kazanıyorsunuz burada bacım? Biz ilmek başına alıyoruz. İlmek başına alıyorsunuz. Mesela çift düğüm ne kadar? Çift düğüm şimdi düğümüne de bağlı. Anladım. Kırmızı renkler falan, beyaz renkler değişiyor mu? Tabii hepsi değişiyor. Parmak uçlarınıza bakalım zedelenmiş mi? Part time herhalde, taş gibi parmakları yok. Part time çalıştığınız için bir şey olmamış herhalde. Bir şey olmadı. Peki. Teşekkür ederiz bacım. Evet, bir gezelim, görelim, keşfedelim programının daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Urartu Havacılığı'na.